Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır kadayıflı şahane bir muhallebi tarifim olacak. İpeksi kremasıyla, şahane kadayıfıyla gerçekten çok leziz bir tatlı oldu. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın katlarına, misafirlerinizi hazırladığınızda masanızda çok şık duracak bir tatlı kesinlikle. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Muhallebimizi yapmaya başlayalım. 1 litre sütümü tencereye aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu arada ocağımın altı kapalı. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası kullanıyorum. Ve 1 tane yumurtanın sarısı, akını kullanmıyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum ocağımın altını açmadan ki topaklanma olmasın. Pürüzsüz bir kıvam alınca orta ateşte sürekli kaynayana kadar karıştıracağım. Ve kaynayınca ocağın altını kapatacağım. Muhallebim pişti. Bakın sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel ipeksi bir kreması var. Buzdolabında beklediği zaman daha da güzel olacak kıvamı. Kaynadıktan sonra da 1 dakika kadar daha böyle karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum artık. Tamamdır. Muhallebimin üzerine şimdi kremamdan döküyorum. Bir paket krema kullanıyorum. Çok çok lezzetli oluyor krema ile gerçekten. Mutlaka deneyin derim. Son olarak bir pakette vanilya ekleyip homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştırıyorum. Bakın son olarak size kıvamını da göstermek istiyorum tekrar. Gerçekten şahane bir kıvamı var. Kuplarımı hazırladım. Şimdi bir krema, bir kadayıf şeklinde koymaya başlıyorum. Ben bu şekilde kat kat koyacağım. İsterseniz alt kısmına sadece muhallebi, üst kısmını da tek kat halinde kadayıf koyabilirsiniz. Muhallebileri kuplarıma aldıktan sonra şimdi üzerlerine kadayıftan koyuyorum. Şöyle 2 kaşık kadar koyup yine kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Kadayıfı bu tarifle yaptığınız zaman kıtırlığını gerçekten kaybetmiyor. Çok leziz oluyor. Mutlaka deneyin derim. Önceden hazırlayıp tatlılarınız için saklama kabında bekletebilirsiniz. Çıtırlığını kaybetmiyor kesinlikle. Tekrar muhallebiden koyuyorum kuplarıma. Çok lezzetli bir muhallebi gerçekten. Tek başına bile kaşık kaşık yenecek türden. Yine kaşıkla şöyle yayıyorum kenarlara doğru. Ve kadayıf için pay bırakıyorum. Tamamen doldurmuyorum muhallebiyle. Son kata da tekrar çıtır kadayıflarımdan koyuyorum. Bir kaşık yardımıyla böyle yayıyorum. Üstünü tamamen kapatacak şekilde. Son olarak üzerine toz fıstıkla ve çilekle süsleyeceğim. Son olarak çileklerini de koyuyorum.
Çıtır kadayıflı muhallebilerim hazır. Şimdi sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten akışkan kremasıyla şahane bir lezzet oldu. Bugün sizlerle birlikte çıtır kadayıflı muhallebiler hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.